Başkanım, Sayın Bakanım, Plan Bütçe Komisyonu'nun saygıdeğer üyeler, çok değerli milletvekili arkadaşlarım, çok kıymetli bürokratlar, basın değerli temsilcilerimize selam ve saygılarımı sunuyorum. Seçim bölgem Mersin, iklim yapısı ve tarımsal arazileriyle önemli tarım kentidir. Her Mersin tarımsal üretim yapılması ve tarıma dayalı sanayinin gelişmiş olması nedeniyle Mersin, Türkiye tarım sektörünün lokomotif iller arasında ilk sıralardadır. Tarımsal üretim değerinde 2014 TÜİK verilerine göre Türkiye'de Mersin 4. sırada olup, tarım sektöründen gayri safi yurt içi hasıla katkı toplam 14.3 milyar TL'dir. Mersin meyve üretiminde Türkiye'de 2. sıradadır. Ayrıca sebze üretiminde 2. sıradadır. 2019 TÜİK kayıtlarına göre muz, çilek, limon, erik, badem, keçi boynuzu, yeni dünya, kabak ve bakla üretiminde Türkiye 1. ilimize aittir. Mersin ilimiz hayvancılık sektöründe Türkiye'de önemli bir yere sahiptir. Tüm bu konuların altında toplamda Mersin Türkiye'nin tarım ve hayvancılık merkezinden biri olarak ön plana çıkmaktadır. Tarımda ürün ve gelir artışı sağlamak amacıyla tarımsal sulamanın ve bunun için gerekli olan baraj ve görevlerin önemini vurgulamak istiyorum. Akdeniz ikliminin hakim olduğu yazların çok sıcak ve kurak geçtiği Mersin için barajlar kelimenin tam anlamıyla hayati önemdedir. DSİ tarafından 2003-2020 yılları arasında Mersin'e yapılan yatırım miktarı 6 milyar 36 milyon TL'dir. Bu süre içerisinde yapılan işlere baktığımız zaman 8 baraj ve 11 gölün tamamlandığını görüyoruz. Tamamlanan sulama tesisiyle 131.861 dekar arazi sulamaya açıldı ve çiftçilerimize 256 milyon TL ilave zirai gelir artışı sağlandı. Yine 72 adet dere ise tamamını görüyoruz. 2003 yılından bugüne kadar yapımı tamamlanan 8 baraj ve 11 adet gölet işletmeye alınmıştır. Yine ilimize yapımı devam eden inşaat sabanında 13 adet barajdan da bahsetmek istiyorum. Bunlar Aksıfat, Anamur, Demirören, Aydıncık, Değirmen Çay, Mezitli, Fındık Pınarı, Sorgun, Toros'a, Yüksek Oluk, Erdemli, Karacaoğlan, Mut, Bozdağ, Mut, Kadıkızı, Erdemli, Kargıcak, Tarsus, Karaveli, Tarsus, Pamuk Barajı'dır. Özellikle Tarsus içimizde bulunan Pamuk Barajı içme ve sulama suyu temini ve enerji maksatı olması bakımından çok önemli bir yatırımdır. 184.060 dekar arazinin sulanmasına hizmet edecektir. %85 fiziki gerçekleşme sağlanmış olup önümüzdeki ilkbaharda su tutmaya başlanacaktır. 2021 yılı bütçesi içerisinde de tarımsal sulama amacıyla DSİ'nin sulama sektörü yatırımlarını 3.6 milyar TL'den 8.9 milyar TL'ye artırarak 2,5 katına yükseltilmesi hükümetimizin bu konuya verdiği önemli bir ifadesidir diye düşünüyorum. Bu bütçeyle Mersin'de devam eden projenin bir an tamamlanmasını arzuluyoruz. Ben bu vesileyle bu yatırımların Mersin'e kazandırılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti hükümetlerine görev almış Sayın Bakanlarımıza, Mersin Milletvekilimiz Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımız Sayın Lütfü Elvan'a ve Sayın Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye özverili çalışmalarından dolayı şükranlarımı arz ediyorum. 2021 yılı bütçenin sizin hayırlı olmasını dileklerimle saygılar sunuyorum.